Vücudumuzu oluşturan parçaların birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu hiç düşündünüz mü arkadaşlar? Bunu sorarak başladım çünkü çoğunlukla vücudumuzu tek parçadan oluşuyormuş gibi düşünüyoruz. Halbuki irili ufaklı çok sayıda ama gerçekten çok sayıda parçadan oluşuyor vücudumuz. Şimdi büyükten küçüğe sıralayacak olursak önce organ sistemleri ardından bu sistemleri oluşturan organlar organları oluşturan dokular ve tabii dokuları oluşturan hücreler yani biyolojik anlamda vücudumuzun en küçük neleri yapı taşları değil mi Şimdi bilmem inanır mısınız ama vücudumuzda yaklaşık 100 trilyon hücre bulunuyor. 100 trilyon ya da belki en az 100 trilyon desek daha doğru olacak. Peki bu 100 trilyon farklı parça birbirleriyle nasıl iletişim kuruyor? Değil mi? Biz daha 2 kişi, üç kişi e, iletişim kurmayı beceremiyoruz doğru düzgün. Öyle ya. Burada birkaç parçadan söz etmiyoruz yani dile kolay 100 trilyon hücre. İletişim kanallarından ilki ve belki de en önemlisi vücudumuzu çepeçevre saran sinir ağı yani sinir sistemimizdir. Fakat vücudumuzda bu karmaşık iletişim ağını e, kullanmayan bileşenler de var tabi. Mesela beynimizdeki bir bölge ile böbreklerimizdeki bir bölge nasıl haberleşiyor dersiniz? Dumanla haberleşmiyor herhalde. Bu iki nokta arasında nasıl bir iletişim kuruluyor olabilir peki? Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle endokrin sistemi tanımamız gerekiyor. Endokrin sistem. Endokrin sistem iç salgı bezleri dediğimiz organlardan oluşan bir sistem. Bu organların görevi hormon adı verilen bir takım kimyasallar salgılamak. Bunlara kimyasal mesajlar da diyebiliriz. Hormonların iletişim kanalı olarak kullandıkları şey ise dolaşım sistemi. Kana karışarak vücudun bir noktasından diğer bir noktasına bilgi aktarıyor. Böylelikle gereken yerde gereken etkinin oluşmasını sağlıyorlar. Aslında vücudumuzun pek çok bileşeni iletişim aracı olarak hormonları kullanıyor. Fakat bu iletişim biçiminin devamlılığını sağlamak vücudumuzdaki bazı organların asli görevi. Bu organlara endokrin bezler ya da iç salgı bezleri diyoruz. Vücudumuzdaki en önemli endokrin bezlerden biri hipotalamustur. Hipotalamus yani tam şurası ön beyni oluşturan parçalardan biri. Her an vücudumuzun dört bir yanından gelen sayısız bilgi sinyaline maruz kalıyor. Başlıca görevi sinir sistemi ve endokrin sistem arasındaki koordinasyonu sağlamak olan hipotalamus, beyne ulaşan bu sinyalleri düzenleyerek hipofiz bezine aktarıyor. Tabi hepsi bu değil. Üstlendiği rollerle endokrin sistemin komuta kontrol merkezine benzetilen hipotalamus, aynı zamanda ADH ve oksitosin gibi hormonları da üretiyor. ADH, vücudumuzdaki su tutulumunu düzenleyen antidiüretik hormonun kısaltmasıdır. Oksitosin ise doğum sırasında rahimdeki, rahimdeki kasların yani kasılmasını sağlayan hormondur. Hipotalamus, hem beyinde hem de endokrin sistemde çok kritik roller üstlenen bir bölgedir. Ve bu haliyle komuta kontrol merkezi benzetmesini de hak ediyor. Hipotalamusun hemen altında ise hipofiz bezi bulunuyor. Çizim üzerinde gösterecek olursak tam şurası. Hipotalamus aşağı yukarı bir üzüm tanesi büyüklüğünde. Hipofiz bezinin büyüklüğü ise bir bezelye tanesi kadar. Fakat cüssesine bakıp hafife almamak gerek. Üstlendiği rol o kadar büyük ki kendisine ana salgı bezi de deniyor. Böyle denmesinin sebebi hipotalamustan aldığı uyarıları vücudumuzdaki iç salgı bezlerinin neredeyse hepsine yönlendiriyor olması. Yani iç salgı bezlerimizin gerektiği gibi çalışması en başta hipofizin, diğer adıyla e, pitüiter bezin düzgün çalışmasına bağlı. Bu gerçekten de çok kritik bir görev ve bu kritik görevi endokrin sistemin bezelye büyüklüğündeki bu minik parçası yerine getiriyor. Hipofizin yönettiği iç salgı bezlerinden biri de tiroid. Boynumuzun tam şu kısmında trakeayı yani nefes borumuzu çevreliyor. Aslında bakarsanız tiroid bezini hissedebiliyoruz. Elimizi boğazımıza götürüp yutkunduğumuzda yukarıya ve aşağıya hareket eden bir kitle hissederiz. Öyle değil mi? Adem elması adıyla bilinen bu çıkıntı aslında tiroid bezinin hemen üzerindeki kıkırdaksı dokudur. Tiroid bezinin başlıca görevi metabolizmamızı düzenlemek. Bunu da T3 ve T4 adlı hormonlar sayesinde yapıyor. T3'ün diğer adı e, triiodotironin. Triiodotironin. T4'ünki ise tiroksin. Tiroid bezi tarafından salgılanan bu hormonlar metabolizmamızın düzgün çalışmasını ve vücudumuzdaki enerjinin düzenlenmesini sağlıyor. Tiroid bezinin hemen arkasında dört parçadan oluşan başka bir salgı bezi var. Paratiroid. Paratiroidin öncelikli işlevi ise kandaki kalsiyum düzeyini ayarlamak. Bu oldukça önemli bir işlev. Çünkü kalsiyum vücudumuzda çok iş görüyor. Örneğin kaslarımızın hareketini ve kemiklerimizin gelişimini büyük ölçüde kalsiyuma borçluyuz. Bu bakımdan kanımızdaki kalsiyumun normal seviyede tutulması gerçekten önemli. Paratiroid bezi salgıladığı PTH sayesinde bu kontrolü sağlar. PTH, paratiroid hormonunun kısaltması. Daha aşağılara indiğimizde ise endokrin sistemde çok önemli görevler üstlenen bir diğer birimle karşılaşıyoruz adrenal bezlerle ya da diğer adıyla böbrek üstü bezleriyle. Adından da anlaşılabileceği gibi bu bezler böbreklerimizin hemen üstünde bulunuyor. Yeri gelmişken adrenal sözcüğünün nereden geldiğini de kısaca anlatayım. Tıp terminolojisinde renal sistem böbrek sistemi anlamında kullanılıyor. Renes aslında Latince bir kelime, böbrekler demek. Renal ise böbreklere ait, böbreklerle ilgili anlamına geliyor. Baştaki ad öndeki ad öneki yani pardon baştaki ad öneki'nin de bitişik ya da yanında demek olduğunu bilirsek eğer adrenal bezler ifadesi tam anlamına kavuşuyor. Neymiş? Böbreklere bitişik bezler. Böbreklerin yanındaki böbreklere bitişik. Bu yüzden de Türkçede buna böbrek üstü diyoruz. Böbrek üstü bezleri. Etimolojisini anlatabilmek adına adrenal sözcüğünü biraz böldüm ama şimdi bu yapıyı da bölüp ikiye ayırmamız gerekiyor ki işlevlerini anlayalım. Evet, adrenal bezler iç ve dış kısım olmak üzere iki ana parçadan oluşuyor. Dış kısma korteks, iç kısma da medulla diyoruz. Aslında iç ve dış kısım diye bir ayrımın yapılmış olması bu iki parçanın farklı işlevler üstleniyor olması ile ilgili. O halde önce korteks ya da kabuk adıyla bilinen dış kısımdan başlayalım. Burası adrenal kortikosteroid adlı organik bileşiklerin üretildiği yer. Kortizol ve e, adosteron da bu bileşiklerin en önemli iki örneği. Kortizol ve adosteron. Kortizol vücudumuzdaki stres hormonlarından biri. Stres halinde kan şekerimizi yükseltip bize enerji veriyor. Ayrıca anti olarak da görev yapıyor. Yani yangı önleyici etkisi de var. Aldosteron ise vücudumuzdaki su dengesinin korunmasında, kan miktarının düzenlenmesinde çok önemli roller üstlenen hormonlardan biri. Bunlar böbrek üstü bezlerinin korteksinde yani üst kısmında üretilen hormonlar. Alt kısımda yani medulla'da ise katekolamin katekolamin sınıfındaki hormonlar üretiliyor. Ee, tekrarlıyorum katekolamin. Bu sınıftaki en önemli iki hormon epinefrin ve norepinefrin. Kısacası epi ve norepi olarak yazıyorum. Epinefrin diğer adıyla daha tanıdık, daha tanıdık pardon size gelebilir diğer adıyla o da adrenalin. Bu katekolaminler stresli ya da ürkütücü bir durum karşısında vücudumuzun verdiği savaş ya da kaç tepkisinde kilit rol oynuyor. Evet, böbrek üstü bezlerinden de kısaca bahsettiğimize göre artık bir sonraki başlığa geçiyoruz. Biraz daha aşağılara iniyoruz. Sırada gonadlar yani üreme organları var. Dişi üreme organına over ya da yumurtalık, erkek üreme organına ise testis deniyor. Gonadlar yumurta ve sperm ürettikleri gibi cinsiyet hormonu da salgılıyor. Yani testisler erkeklik hormonu testosteronu, overler ise kadınlık hormonları östrojen ve progesteronu salgılıyor. Bu hormonlar esas olarak ikincil cinsiyet özelliklerinden sorumlu. Yani kadın ve erkekte farklı şekillenen beden yapıları aslında bu hormonların marifeti. Cinsiyet hormonları aynı zamanda ergenlik ya da menopoz gibi farklı yaşam evrelerinde de çok önemli roller üstleniyor. Son olarak vücudumuzdaki en önemli iç salgı bezlerinden biri olan pankreastan söz edeceğim. Yeri tam şurası, yani karın boşluğunun biraz üst tarafında. Doğrusu pankreası sona sakladım çünkü salgıladığı hormonlar diğer endokrin hormonlar gibi hipofiz beziyle doğrudan ilintili değil. Pankreastan salgılanan insülin ve e, gliko, gl, gl, pardon, glukagon adlı hormonların öncelikli işlevi. insülin ve glukagon kan şekerini kontrol altında tutuyorlar bu ikisi. Bunların öncelikli işlevi bu. Pankreastan salgılanıyorlar ve kan şekerini kontrol altında tutuyorlar. Bu hayati önem taşıyan bir işlev. Çünkü bu iki hormon olmadan kanımızdaki şeker miktarının ayarlanabilmesi mümkün değil. Örneğin insülinin yeterli miktarda salgılanamaması diyabet gibi ciddi bir hastalığa yol açar. Belli başta endokrin bezleri sıraladığımız listemize pankreasta son veriyoruz. Elbette vücudumuzda önemli işlevler üstlenen iç salgı bezleri ve hormonlar burada sıraladıklarımızdan ibaret değil. Çok daha fazlası her an her saniye dolaşım sistemimizde çalışıyor. Bu durum potansiyel bir sorunu da beraberinde getiriyor ya da en azından ilk bakışta öyle. Belki bunu bir örnekle anlatabilirim size. Şöyle ki kendimizi beynin yerine koyalım. Böbreklere duyurmamız gereken önemli bir haber var ama onlar bizden çok uzaktalar. Bu durumda bize mesajımızı iletecek bir posta lazım. Ya da bir not yazıp şişeye koyar, şeyde nehre bırakırız. Akıntını alırsa nereye götürürse götürür yani. Burada şişeyi adresine ulaştıracak nehir dolaşım sistemimizin e, adı damarlar, damarlarımız. E, yani bu nehir bizim dolaşım sistemimiz oluyor yani, damarlarımız. Peki mesajımızın doğru adrese ulaştığından nasıl emin olabiliriz ya da emin olabilir miyiz? Öyle e, şeydeki gibi, mesaj şeyindeki gibi çift mavi çizgi çıkmıyor ki. İşte endokrin salgılar içinde akla gelen ilk soru ya da sorun bu. Dolaşım sistemindeki onca hormon doğru adresi nasıl oluyor da bulabiliyor. Aslında hormonları radyo dalgaları gibi düşündüğümüzde sorunun cevabını buluruz. Yaşadığımız şehirde çok sayıda radyo istasyonu var değil mi? Her biri farklı frekanslardan yayın yapıyor. Her an sayısız şarkı, sayısız haber, söyleşi, reklam bir şeyler var. Hepsi havada uçuşuyor. Hatta içimizden geçiyor ama fark etmiyoruz. Ta ki radyo alıcımıza açana dek. Radyomuzun frekans tarayıcısı onlarca radyo kanalını o kadar frekansın arasından bulup çıkarıyor. Hormonlar da benzer şekilde çalışıyor. Her hormon sadece kendine özel reseptörler yani alıcılar tarafından tespit edilebiliyor. Böylelikle gönderilen mesaj da doğru adrese ulaşıyor. Hormonun işlevini ise önemli ölçüde reseptör ve reseptörün bulunduğu konum belirliyor. Hormonları işlevlerine göre sınıflandıracak olursak ilk sıraya otokrin hormonları koyabiliriz. Bunlar salgıladıkları hücrede salgılandıkları hücrede daha doğrusu etkili olan hormonlar. Bir bakıma bunları bağışıklık sistemindeki T hücrelerine benzetebiliriz. Bağışıklık sistemi tarafından salgılanan ve T hücrelerini uyaran interleukin adlı bir tür hormon, bu hücrelerin etkinliğini arttırarak bağışıklık işlevinin gelişmesini sağlıyor. Bir diğer hormon sınıfı da belirli bölgelerde iş gören parakrin hormonlar. Hipotalamus'tan salgılanarak hipofiz bezine giden hormonları bu sınıfta değerlendirebiliriz. Listemizin son sırasında ise endokrin hormonlar yer alıyor. Endokrin hormonlar iç salgı bezleri tarafından salgılanıp dolaşım sistemimize karışan ve uzak noktalarda iş gören hormonlarımız. Örneğin hipofiz bezinin konum olarak kendisine çok uzakta bulunan gonadları yani şey organlarını uyarması bu hormonların marifeti. Otokrin, parakrin ve endokrin. Evet, işlevlerine göre hormonları bu üç ana e, ana kategoriye ayırabiliriz. Bana kalırsa hormonlarla ilgili hep bir şey anlattım. Fakat bütün bu anlattıklarımı vücudumuzdaki 100 trilyon minik parçanın birbiriyle iletişimini sağlayan en önemli araçlardan birine, hormonlara bir giriş olarak sadece düşünebiliriz.